Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la komuta kademesi sürpriz yaptı. Yılbaşı gecesinde yurdun kara, deniz ve hava birliklerinde Mehmetçik'le bir araya geldi. Yılbaşı sürprizi yaptılar. Bir gecede 3 ayrı bölgedeki birlikleri ziyaret edip Cumhurbaşkanı'nın mesajını bizzat ilettiler. Attığımız adımlarda gösterdiğimiz duruş sebebiyle de sizleri şahsım, milletim adına kutluyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ ol. Yeni yıla nöbetteki Mehmetçik'le birlikte girdi Hulusi Akar ve komuta kademesi. Suriye sınırında karacılarla, Diyarbakır'da havacılarla, Trabzon açıklarındaki savaş gemisinde de denizcilerle buluştular. Şu anda 2500 civarında Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu 3 kıtada 21 bölgede. Akar yurdun 3 farklı noktasında askerlere hitap etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni bir göreve hazırlandığını anlattı. Libya tezkeresinin yarın mecliste görüşüleceğini hatırlattı. Tezkere bakanlığımıza, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sınır ötesinde harekat yapma yetkisi verecek. O verildiği takdirde bize düşen görev neyse Türk Silahlı Kuvvetleri olarak onu yapmaya hazırız. Suriye'de tutulmayan sözler üzerinden ABD ve Rusya'ya da mesaj verdi Milli Savunma Bakanı. Bu mutabakat ortalarına biz tamamen uyduk, uyuyoruz. Aynı şekilde karşı tarafın da, Rusların da ve Amerikalıların da uyması için devamlı temaslarımızı sürdürüyoruz. Taleplerimizi kendine iletiyoruz. Akar'la komutanların bir de sürprizi vardı. Beraberlerindeki sanatçı Esat Kabaklı konserler verdi. Mehmetçiğin moralini daha da yükseltti. Olur mübarek haylar, işte mübarek haylar.